Bildiğiniz gibi pek çok haberde kendini peygamber soyundan geldiğini iddia eden isimler oldu. Günümüzden bugüne artan insan nüfusu ile birlikte peygamberler soyundan gelen pek çok insan olduğu tahmin edilmektedir. Bu kesinlikle imkansız değildir. Ancak pek çoğu bunun farkında değildir. Peki son peygamberimiz Hazreti Muhammed'in soyundan gelenler şimdi neredeler? Hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Peygamberimiz soyundan gelen kişilere genellikle Seyyid veya Şerif denilir. İnsanlığın çoğalması ile tahmine göre pek çok soyundan gelen vardır. Bunun hepsini bilmek imkansızdır. Osmanlı zamanında Seyyid veya Şeriflerin sereceleri kayıtlıydı. Günümüzde de bazılarında bu senetler bulunmaktadır. Bununla beraber Peygamberimizin soyundan geldiği halde bilinmeyen birçok Seyyid ve Şerif de vardır. Bilindiği üzere Hazreti Peygamber'in nesli, kızı Fatumati Zehra ile damadı ve amcaoğlu Hazreti Ali'den devam etmiştir. Hazreti Ali'nin büyüğü Hazreti Hasan ve küçüğü Hazreti Hüseyin olan oğullarından gelen zürriyet zamanımıza kadar ulaşmıştır. Birbirlerinden farklı olduğunu göstermek için Hazreti Hasan'dan gelen kola Şerif, Hazreti Hüseyin'den gelen kola ise Seyyid denilmiştir. Ehl-i Beyt'ten olanlara İslam tarihinin ilk devirlerinden günümüze kadar her devlet ve iktidar tarafından çok hürmet ve saygı gösterilmiştir. Nakibül Eşraf adı verilen kişi bu soydan gelenler arasından seçilir ve Hazreti Peygamber neslinden gelenlerin işlerine bakar, neseplerini kaydeder, doğumlarını ve ölümlerini deftere geçirir. Gelişi güzel mesleklere girmelerine engel olur. Fey ve ganimetlerden kendilerine ait paylarını alıp aralarında dağıtır. Hanımların denkleri olmayan erkeklerle evlenmelerine mani olurdu. Bu açıdan Nakibül Eşraf, peygamber hanedanı mensuplarının umumi bir vasisi hükmüneydi. Nakibül Eşraflık makamı, gördüğü fonksiyonların şerefi itibariyle en yüksek mertebelerden biri kabul edilir ve halifeden sonra protokolde yerini alırdı. Bu sebepten dolayıdır ki Abbasi halifesi El-Kadir Billah zamanında Nakibül Eşraflık görevini yürüten Şerifür Radi halifeye hitaben yazdığı bir şiirde "Aramızda bir fark varsa o da sen halifesin, ben değilim. Başka yönlerden birbirimizden farkımız yok" demişti. Kaynaklara göre Abbasi halifesi Harun er-Reşid ile oğlu Meymun dönemlerinde Seyyid ve Şerifler yeşil sarık sarıp yeşil cübbe giyerlerdi. Ancak bir süre sonra bu usul terk edilmiş olduğundan halk içinde fark edilmez olmuşlardı. Mısır'da Türk Memlük sultanlarından Melik Eşref Şaban 773-1371 zamanında şeritlerin başlarına yeşil bir alamet sarmaları emrolunmuştur. Bu yeşil alamet Osmanlı döneminde de bu kişilerin özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlılar seyitlere emir, başlarına sardıkları yeşil sarığa da emir sarığı derlerdi. Hazreti Peygamber soyundan gelen kadınlar da başlarına yeşil bir alamet takıyorlardı. Şerif ve seyitler her zaman yeşil sarıkla gezmeye mecburdu. Ancak bunlardan biri Şeyhülislam olacak olursa o zaman Şeyhülislamlara mahsus beyaz sarık sarardı. Ankara Savaşı'nda esir edilen Seyyid Nida kısa bir süre sonra serbest bırakılmış ve hacını eda ettikten sonra 2. Murat zamanında Bursa'ya gelerek eski görevine dönmüştür. Vefatından sonra oğlu Seyyid Zeynel Abidin, Seyyid ve Şeriflere nazır olmuştur. Zeynel Abidin'in ölümünden sonra Fatih Sultan Mehmet bu makamı ortadan kaldırmışsa da sonraları seyitlik iddiasında bulunan bazı kişiler türediği için bu konu tekrar ele alınarak bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Osmanlı'nın çöküşünden sonra diğer bölgelerde olduğu gibi artık peygamber soyundan gelenler kayıt altına alınmamıştır. Şu an için Türkiye'de yaşadığı tahmin edilen pek çok peygamber torununun olduğu tahmin edilir. Ancak peygamber soyundan olmak kesinlikle bir avantaj olarak görülmemelidir. Din alimlerine göre 25. kuşak olan peygamber torunlarının nereden geldiğine değil, nereye gittikleri ve ne tür ameller yaptıkları daha önemlidir. Peygamber soyundanım diye de namazı falan da bırakmamak gerekir. Nuh peygamberin oğlu kafirdi. Diğer dünyada herkes kendinden sorumlu olacaktır. Ürdün kraliyet ailesi de peygamberin soyundan geldiği iddia edilmektedir. Pek çok hadiste aslında peygamberimizin yolundan gidenlerin soyundan gelenlerde bile daha yakın olacağı belirtilmiştir. Nehcül Belâ isimli eserde Hazreti Ali'ye ait olduğu söylenen şöyle bir söz vardır. Hazreti Muhammed'in gerçek dostu, isterse soyu ona ulaşmasın, Allah'a en fazla itaat edendir. Hazreti Muhammed'in düşmanı da, isterse soyu ona ulaşsın, Allah'a isyan edendir. O yüzden Peygamberimiz yolundan gidenler her zaman ona daha yakın olan kişiler olacaktır. O yüzden ortalıkta kendini peygamber soyundan geldik diyenleri pek fazla dikkate almamak gerekir.
Eğer iyi ise yaptığı ameller ile zaten kendisini belli eder. Videonun sonuna geldik. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.